Şimdi toplam 3 tane çanta alacağız. İkisinin fiyatı zaten belli. Şöyle çantalarımıza isim verelim. İşte birinci çanta, ikinci çanta, üçüncü çanta olsun. Şimdi en pahalı çantayı kaç liraya alacakmışız? 200 TL. Bunun etiket fiyatı 200 liraymış. Sonra ortadaki de işte orta fiyatlı olan olsun. Onu bilmiyoruz. Zaten hesaplamak istediğimiz şey o. Buna ek istiyorum. En ucuzu da 100 lira. Şimdi normalde bizim maliyetimiz, yani bunlara vereceğimiz para 300 artı x gibi bir şey olacak. Ama biz 288 lira ödemişiz. Nasıl mümkün olmuş? Yararlandığımız indirimlerle olmuş. Şimdi nasıl indirimlerden yararlanıyoruz? Şimdi üçünü aldık, kasaya gittik. Eğer 3 tane ürün alırsak en ucuzuna %60 indirim uygulanıyormuş. Demek ki şu üçüncüye 100 liralık olana %60 indirim uygulanacak. 100'ün %60'ı da 60 TL. 60 indirim olacak. İndirim. Kaça inecek? 40'a. Demek ki bu indirimin sonrasında, en ucuz ürün üzerinde gerçekleşen indirimden sonra bizim birinci çantamızın fiyatında bir değişim olmadı. İkinci çantada da olmadı. Üçüncü çantamız da 40 lira oldu. Şu an 240 artı x liralık bir maliyetimiz var. Ama bunun üzerinden de yine bir indirim yapılacak. Çünkü biz nakit ödeme gerçekleştiriyormuşuz. Nakit olarak ödenmiş. Bakın, ödeme nakit yapılmış. Nakit yaptığımız zaman da tamamına %20 indirim yapılıyormuş. Yani bunların toplamı üzerinden yüzde indirim yapıldığı zaman 288 lira çıkıyormuş ödememiz gereken miktar. Toplayalım. X artı 240. Bunun üzerinden %20'lik bir indirim yapacağız. %20'sini hesaplıyorum. 20 bölü 100. Hatta tam yazalım. Hiç iki işlem yapmayalım. İndirim şöyle gerçekleşiyor. Bizim fiyatımız x artı 240'tı. Eksi indirim miktarını hesaplayalım. X artı 240'ın ne kadarı? %20'si kadar. Bu kadar daha düştüğümüz zaman 288 lira oluyormuş ödememiz gereken. Şunları çizeriz. Diğerlerini de sadeleştirelim. Burası 1, burası 5. Şimdi 5'e böleceğiz bunları. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Bu 240'ı şunu direkt bu tarafa doğru yolluyorum. 288'den çıkarız. Şurada x kalacak. Şimdi bu parantezi açacağım ama aynı zamanda 5'e de bölüyorum. X'i bölüyorum. X bölü 5. 240'ı 5'e böleceğiz. O da 48 eder. Tabii burası eksi. Yani şunları hem 5'e böldüm hem de önündeki eksiyi uyguladım onlara. 240'ı da karşıya yollamıştık. Buradan da 48 kalır. Evet, karşıda da 48 kalacak. Bu 48'i de yollarız karşıya. Aynı esnada şunları da çıkaralım. Şöyle çarpıp çıkarırız. 5 4x bölü 5. Bir 48 daha gitti oraya. 96 çarpmadan önce şu 4 ile bunlar sadeleşir. O işlemi yapalım. Şöyle devam ediyorum. Şöyle sadeleştirelim ya da hemen burada. 4'e bölüyorum. Burada x kalır. 96'yı 4'e bölünce 24 sanırım. Yazıyorum. X bölü 5 eşittir 24. Paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. X eşittir 120. Demek ki 120 liraymış bizim öteki çantamızın fiyatı.